Bir genç böyle bir zamanda imanı nasıl muhafaza edebilir? İki arada bir derede kalmışlıkta nasıl sıyrılabilir? Şimdi gerçekten böyle bir zamanda bir kimsenin Kur'an ve sünneti yaşaması ve onu savunması çok güç. Yani hani ahir zamanda iman ateşten bir kor olacak Elinde tutanın eli yanacak, atan dinden, imandan olacak hadis-i şerifi tecelli ediyor ve gerçekten tam bir şekilde Kur'an ve sünneti yaşama ve yaşatma mücadelesi vereceğim diyen kimsenin önünde çok zorluk var. Yani ailede zorluk var, okulda zorluk var, sokakta zorluk var, ne bileyim otobüste zorluk var, tramvayda zorluk var, her yerde zorluk var. Devlet de zorluğu var, her yerde zorluğu var. Çünkü Kur'an ve sünnetin emirleri ile devletin hukuku çatışıyor. Kur'an ve sünnetin emirleri ile işte eğitimin hukuku ve eğitim çatışıyor. Yani bu çatışmadan ne yazık ki e, Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışanlar bu çatışmada yalnız kalıyorlar. Örneğin bir bayan düşünün, örtünmek farz. Yani örtünmek farz, örtünüp okula gitse okuldaki arkadaşları onu ötekileştiriyor. Ve örtünüp gittiğinde öğretmenleri onu ötekileştiriyor örtünmek önceden e, hukuken de yasaktı. E, Onun kaldırıldı ama toplumun bakış açısı değişmedi. Ve toplum örtünen kadına tepeden bakıyor. Toplum örtünen kadına böyle farklı davranıyor. Genç kızlara farklı davranıyor. Ve onlar taviz vermeye çalışıyor veya bir kimse dinini yaşamak için işte bir genç düşünün işte bol pantolonun giyince Herkes ona dede pantolonunu mu babanın pantolonunu mu giydin? Yok dedenin pantolonunu mu giydin? Toplum onunla alay ediyor. Yani ne yapacak? O da işte tayt giyecek. Her tarafı meydanda olacak. Toplumun alay etmemesi için. Yani toplum ne yazık ki şeytani bir yolda yürüdüğünden herkesi şeytani bir yolda yürütmek istiyor. Toplum ne yazık ki Kur'an ve sünnetten uzaklaştığı için Kur'an ve sünneti yaşamak isteyen kimseleri ötekileştiriyor. Bu bir taraftan bir açıdan doğru. Nasıl doğru? Sen iman ettiysen ve imanını yaşıyorsan ve şeytan akıllılar seninle alay ediyorsa, seninle mücadele ediyorsa sen doğru yoldasın. Allah bizi sırat-ı mustakimde eylesin inşallah.